Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 7 Ekim'den bugüne Filistin'de bir dram yaşanıyor, bir trajedi yaşanıyor. Bu dram ve trajediyle ilgili olarak maalesef Batı dünyası, Hristiyan Batı dünyasının liderleri, hatta Musevi dünyasının liderleri de sessiz kaldılar. Fakat halklar ise burada seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Ve bu nedenle Türkiye'de de Sayın Eski Dışişleri Bakanı, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Richard Polk olmak üzere 1967'den bu yana işgal altında olan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumunu Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olarak beraberce bir imza kampanyası açmak istediler. Ve Türkiye'de ve dünyada çok seçkin profesörler, Nobel alanlar, çok seçkin milletvekilleri, başbakanlar, cumhurbaşkanları bu bildiriye imza attılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biraz sonra da biz milletvekillerine e-mail yoluyla bütün milletvekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerine bu bildiriyi göndereceğiz ve imzalarını isteyeceğiz. Kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Bizim bu noktadaki bildirimizin muhtevası, kötüleşen şartlar nedeniyle burada çocuklar öldürülüyor ve çok ciddi yaralılar var, kadınlar var. Bunlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in devreye girerek çok hızlı bir şekilde bu yardımların bu çocuklara yapılması ve bunların korunma altına alınmasını teklif ediyoruz. Bir diğer taraftan ise bu amaçla bu bildiriyi imzalayan bizler, İsrail'in Gazze'de, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te yönelik suç teşkil eden işgalin bir an önce sona erdirilmesi amacıyla derhal ateşkes ilan edilmesini teklif ediyoruz. Ve aynı zamanda da şu an orada İngiltere'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm silahlı gemilerinin tamamının çekilmesini ve aynı zamanda kesin bir barışa doğru imza atılmasını ve burada mutlaka çok hızlı bir şekilde ateşkese geçilmesini teklif ediyoruz. Bu imzayı atanlar aynı zamanda polisler ödülleri alanlardı, Nobel alanlardı. O nedenle Türkiye'deki siyasetçileri, Türkiye'deki ilim adamlarını, Türkiye'deki çok ciddi entelektüelleri de buraya imza atmaya davet ediyoruz. Hassasiyet göstereceğinize inanıyoruz. Burada bakanlıklarla ilgili söyleyeceklerimize gelince, ben uzun süre Manisa'da milletvekilliği yaptım. Manisa, Akhisar, Gördes, Gördes, Selen, Demirci, Demirci, Selendi, Selendi, Simav, Simav yolları ihaleye tabi tutulmuştu. Ne zaman? Bundan tam 6 yıl önce. Burada bu ihale yapıldıktan sonra burada müteahhitlere devredildi ve başladılar yapmaya. Ama o günden bugüne kadar bu 6 yıl içerisinde bu yol bitirilmedi. Bu yol bitirilmedi ve buradaki müteahhitler bırakıp gittiler. Çok ciddi şekilde bir yandan vatandaşlar mağdur olurken bir diğer yandan da burada bir mağduriyetle birlikte ürünlerimizin zarara uğraması söz konusu. Burası kirazın memleketi. Burası aynı zamanda dünyadaki tüm camilerin, hemen hemen tüm camilerin halılarının yapıldığı yerler. Aynı zamanda dünyada çok önemli ayvalın yetiştiği, yerli ayvaların yetişmiş olduğu yerler ve ihracat yapıyorlar. Ve aynı zamanda da buralarda çok ciddi ürünler var. Bunlarla ilgili olarak Sayın Bakan, neden bu ihale yapıldığı halde 6 yıldır burası yapılmamıştır? İkinci olarak Ahmetli Kelebek Barajı Sayın Veysel Eroğlu döneminde şöyle söylemişti. Bütün açılışlarını şöyle yapıyordu. 18.08.2018 saat 18 diyordu. Ve Ahmetli Kelebek Barajı'nı yaparken de orada temel atıldığında şöyle söylemişti. 18.08.2018 ve saat 18'de açılış yapacağız. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, neredeyse 2024 gelecek. Ama burada bakacağız ki burada hiçbir baraj bitmemiş ve bu baraj ne sulamada kullanılıyor ne de içmede kullanılıyor. Aynısı Akhisar'da gördük barajı ile için geçerli. O da 2018 yılında tamamlanacaktı. 6 yıl geçmiş, yine aynı şekilde bir tamamlanma olmamış. Bunu da aynı şekilde Sayın Bakan'ın dikkatine sunuyorum. Sayın Bakan burada konuşuyor. Diyor ki şunu yapacağım, bunu yapacağız, şöyle yapacağız, şu tarihte açacağız. Burası da bütçe görüşülüyor. Bu bütçeyle ilgili olarak 2022 bütçesi görüşülüyor. 2022 bütçesiyle ilgili olarak yaptıklarınızı söyleyeceksiniz. O yapacaklarınızı gelecek bütçede söyleyeceksiniz ve yaptıklarınızı övüreceksiniz. Çeklerle, eceklerle, acaklarla devlet yönetilmez. Ve sizin vermiş olduğunuz çok sözleriniz var. Bu eceklerden bir tanesini söyledim işte. Akhisar, Gördes, Gördes, Demirci, Demirci, Selendi, Selendi, Simav yolu. 6 yıldır yapmamışsın. Kim bilir kaç tane bütçe geldi geçti buradan. Her bütçede yapacağız demişsiniz. Ecek, acakları söylemişsiniz. Yapılmamış bunlar. Aynısı olacak bunun. O nedenle yaptıklarınızı söyleyin. Bunu yaptıklarınızda vardır. Elbette ki onlara da teşekkür ederiz. Bir diğer taraftan sulama göletleri. 46 gölet yapılacaktı Manisa'da. Bu göletlerin yapılmış olması bazıları yapıldı. Teşekkür ediyoruz. Açılışlarına ben de katıldım. Ama bu göletlerin yapılmış olması yetmez. Sulama sisteminin de aynı şekilde dizayn edilmesi lazım.
Teşekkür için sadece uzatmayacağımızı söylemiştim. Buyurun. Peki bir diğer hususta ben söylüyorum Sayın Başkanım. Ankara, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir hızlı tren ihalesi yapılmıştı. Ve bu da 2022 yılında tamamlanacaktı. Şu ana kadar tamamlanmadı. Bunun için tamamlanmadığını söylemeleri gerekiyor. Türkiye'de tarım çok önemli, ulaşım çok önemli. Yapılanlar vardır, teşekkür ediyoruz. Ama yapılamayanlar da vardır. Onları eleştirdiğimiz için de kulak versinler ve onları yapmak için de gayret